Bas bas. 3, 2, 1. Close your eyes. Arkadaşlar, hepinize Safranbolu'dan güzel bir gün batımından selam olsun. Bugün 3 arabayı yan yana koyduk. Ozan'ın 308, benim dede. Bir de Ayhan var arkadaşlar. Ayhan'ın Clio'su var arkadaşlar. Şimdi bir şey merak ettik. Dedik ki, dede ile Clio'yu bir yürütsek. Acaba sonuç ne olur? Merak ettik arkadaşlar. Şimdi dedeyi bilmeyenler için söyleyeyim. 2.0 atmosferik karbüratörlü bir motor var. Üstünde ben çok araştırdım bu motoru. Zannediyorum 90 beygir civarında falan bir gücü var. Ama 32 yaşında bir araba. O yıllardan bu yıllara yani 90 beygir kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama tabii performans olarak da arabanın ben performansından memnunum. Ayhan'ın arabası da... Ayhan'cım ne düşünüyorsun kardeşim? Nasıl, sonuç ne olur sence? Ya, hacimden dolayı ben Altima'nın alacağını düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen. Yani demez bu. Alır yani her türlü. O zaman arkadaşlar kararı size bırakalım. Ben teknik verilerini söyleyeyim. Zaten dedenin teknik verilerini söyledim. Clio'da 1.5 DCI, 1.5 turbo dizel 65 beygir. Aynen, 65. Ama Ayhan diyor ki dyno'ya soktuk diyor. 65'ten biraz daha fazla verdi diyor. 70 falan 70. Çıkmış. Ama tabii daha genç bir araba. Yani ne olacak bilmiyorum. Bana böyle kafa kafaya olur gibi geliyor. Ama sizin yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yazın arkadaşlar. İzlemeden yorumlara yazın tahmininizi. Bakalım kimler tutturacak. Şimdi çıkacağız. Trafiğin olmadığı. Aynen, Ozan bize kemkarlık yapacak. Bizi çekecek arkadaşlar arkamızdan 308 ile. Trafiğin olmadığı müsait bir yerde hız sınırlarını da çok fazla ihlal etmeden, ki zaten ikimiz de çok fazla ihlal edemiyoruz yani istesek de. Fasulyesini oynamam ha. Yok, fasulyesini oynuyoruz kanka. Herhangi bir iddia yok arkadaşlar, tamamen dostane bir çekim olacak. Diyerek yola çıkalım yavaştan, bakalım sonuç ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Bu arada gün batımında arabalar efsane durdu. Ben bir fotoğraf çektim, kapat fotoğrafı. Valla, ben arabayı bilerek kapatmıyorum, motor ısınsın diye iyice. Şöyle bir yağ dönsün de üzmeyelim arabayı. Neyse çıkalım bakalım. Burası nereye gidiyor bu yol? Ha, senle beraber gittiğimiz yol mu? İyi tamam. Şu an geliyor mu sesi? Şu an geliyor kanka. Telefonu istersen rahat ol. Bir koy herhangi bir yere, öyle konuş. Elinde telefon, görüyorum. Tam koltukta duyuyor musun? Duyuyorum. Ama o koltuktan uçar ha, dikkat et. İyi hadi yolu gösterin. Şimdi bayır yukarı mı? Beştepe'lere mi çıkalım? Ben yolu bilmiyorum ki oğlum. Ya kanka müsait olsun. Bayan. Ya önemli olan yolun müsait olması, trafik olmasın, araba olmasın, kendi aramızda yapalım, geçelim. Şu dolu geçsin, daha da araba var. Vallahi ben göremiyorum şu an. Ben görüyorum. Odan çıksın da ona göre çıkalım. Sol, sen abi görüyorum, tamam. Hadi ben yolu kapattım, çıkın. Ya dedenin egzoz patlakken daha iyi gidiyordu. Alo. 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 Ses geliyor ha. Kanka geliyor, ben hepinizi duyuyorum. Tamam, ben de duyuyorum da. Benim telefon kesilebilir ama bir yerde attı. Vodafone çekmiyor değil mi kanka? Ozan, gaza gelip içimizden geçme ha arkadan. Yok oğlum, ben arkadayım, merak etmeyin. Yok, sen biraz gazla çalışıyorsun. Ayağımı gazdan çekerim. Sen videoyu çekmeyi unutma arkadan. Yolun başladım ben zaten. Ha, ben bu yolu hatırladım ya. Burası Leon'la video çekmiştim ya, biliyorsun sen. Evet. Kanka dedenin ciğeri yokuş yukarı pek yetmeyebilir. Ya benim de şey değil ya. Oğlum, kardeşim 1.5 turbo dizel arabasın. Ama 1.5 intercooler yok oğlum. Aynen, taksiye müsaade edelim, geçsin.
Ben 2'deyim şu anda, 4500'de bir. Tamam, bas bas. 3 2 1 Ya ben bilerek çok böyle üst devirlerde zorlamak istemiyorum. Hani uzun süre basıp da arabanın bir taraflarını patlatmayayım. Sen biraz daha hızlanalım kanka, gel. Burası bu arada ciddi yokuş yukarı ya. Biraz daha böyle bitecek ama. Şu an yok yok, daha da dik oluyor şu an. Odaya geçecek. Hemen gelebilirsen. Kanka lan arabaya yazık lan. Zaten gidemiyorum ki ben şu an. Tamam gel. Bu hızı yakalayabilir misin? Kanka sen burada alırsın bence. Say bakayım. Say. 2 bıraktım. 105'ten sonra gitmiyor. Ya kanka burası harbi arabayı yoruyor yani burası. %10 eğim var. Aynen. Ya arabaya üzülüyorum ya. Şimdi yeni değil, eski araba anasını satayım. Yani ama bir şey bile kavşaktan dönünce bakarız bayan aşağı. Ha bir yerden birazcık salayım arabayı da bir rahatlasın. Daha sonra bayan aşağı. Aynen, yürü bakayım arkana geçeyim kanka. Benim arabanın içi acayip ısındı benim. Ya neredeyse ya yokuş yukarı fark yok gibi ya. Kanka bende hep şey tribi oluyor. Aha şimdi bir yere patlatacağım tribi oluyor. Aynen. Yani devir bitiyor. 3000'de artık 4000 devire geldi. Üçüncü kez sağdım. Dörde çektim sağdım. Çektim işte, oradan sonra araba böyle kalıyor. Buradan döneydik. Yukarıdan kalalım. Ya da dönüyorsunuz. Oğlum bu ne bitmez yokuşmuş ya. Arabayı salıp şöyle bir hani rahatlatmak istiyorum. Salacak yer yok anasını satayım. Ben nereye tepelerden salacağım. Kanka, şurada bir kalkış yapabiliriz yol sonuna kadar. Aşağıdan dönüp tekrar gidebiliriz. Yaklaşık bir 500 metre kadar falan aşağı yapalım. Kalkış mı yapalım? Bunun
Buradan sonrasında mı? Evet. İyi, arkamız müsait. Müsait. 30 falan yapabiliriz yani. 30'dayım ben. 30'da. 100'e kadar yaparız yani. 30 bir, tamam, 30 bana pek uygun değil de tamam yapalım. 20 benim hatta şu an. 1'e mi alayım? İyi hadi say. 3, 2, 1, 0. Kanka ben biraz erken bastım ya. Yok yok. Tam oturdum benim. Şey yapmadım. Durmaya gitmedim. Doldurmadım daha sonrasında. Doldurmadım arada. Yok ben senin sıfır diyeceğini tahmin etmedim ki. 3, 2, 1 deyince sıfır aklıma gelmedi. Sıfırda bir sayı ya. Ben sıfırda var. Aletle konuşalım mı? Böyle Bartın'a kadar gidiyor değil mi dümdüz? Aynen, aynen. Bayağıdır böyle dip gaz yapmıyorduk. Ne yaptın kardeşim? Neyse kurum atmış olduk ya. daha gerek var mı sizce? Yok yok, gerek yok. Bayrayım ben zaten. İyi, tatlı tatlı gidiyor. Yok, kırık. Telefon çekmedim ya. Çok bir fark. Hemen hemen aynı gibiler. Valla arkadaşlar denedik yani dede fena değil ya. Demek ki 1.5 TCI 65'lik Clio'dan biraz daha iyi gidiyor diyebiliriz. Ama tabi düzde deneme şansımız çok olmadı. Yani yokuş yukarı denedik, yokuş yukarı iyi değil. Atmosferik olduğu için yokuşta biraz tabi kesiliyor normal olarak. Düzde ayırıyor ama. Onu hissedebiliyorum yani arabanın düzde ayırdığını hissedebiliyorum. Bir de vicdanen hep böyle kendimi rahatsız hissediyorum. Dip gaz gittim diye. Çok fazla gitmek istemedim. Çok devirli kalıyor ya. Aynen. Biz zaten devir bitti abi. 150'ye geldi araba. Bitti abi. Yani... Fabrikasyonumuzda 160-150'ye geldi araba. Bitti yani. Kalbi malbi dayanmaz şimdi. Dik tatlı kendi aramızda güzel bir deneme oldu. Ben çok fazla arabaya çıkıp zorlamak istemedim. Gerçekten buranın eğimi çok fazla arkadaşlar. Böyle yok gibi eğim gözüküyor ama... Yani ben arabanın zorlanmasından anladım hakikaten eğim olduğunu. Dedeyi daha fazla yormak istemiyorum. Deneme yaptık. Dede biraz daha iyi gidiyor işte Clio'dan. Çok fair play bir denemeydi. Zaten hız sınırlarında istesek de aşamıyoruz. Biraz zor oluyor. Aynen. Kemkart teşekkür ederiz. Gel sana da teşekkür edeyim. Rica ederim. Eline sağlık. Onları eve gidince bilgisayara atalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.